parlamentoda görüşülen ve dün geçici ikinci maddesi geri çekilen varlık barışı düzenlemesi. Düşünebiliyor musunuz? Uyuşturucu paraları, rüşvet paraları, kara paralar, insan ticareti paraları bir şekliyle Türkiye'ye gelecek ve Türkiye'de aklanacak. Kara parayı aklayan bir ülkeye, teröre destek veren bir ülke etiketi yapıştırmayacaklar mı? Siz bunları yasalaştırıyorsunuz. Biz de direniyoruz, yapmayın diye. Yapmayın diye derken birden fazla nedenimiz var. Bir, bunu yaparsanız dünyanın önüne çıkıp biz terörle mücadele ediyoruz diyemezsiniz. Size derler ki terörle mücadele ediyorsanız bu kara parayı niye aklıyorsunuz siz? Uluslararası anlaşmalar iç hukukumuzdan da üstün. Anayasayı değiştirdik bunun için. Ben o uluslararası anlaşmalara uymuyorum diyorsunuz dünya kamuoyuna. Onlar da dönüp size demeyecekler mi? Siz uluslararası anlaşmalara uymayacaksanız peki siz terörle mücadeleyi nasıl yapacaksınız? Dün geri çekildi arkadaşlarımızın direnmesi sonucu. Bu açıdan grubumuza gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Para her şey demek değildir. İnsanın onuru olduğu gibi ülkelerin de onuru vardır. Eğer siz para gelsin de nereden gelirse gelsin. Olmaz arkadaşlarım. Olmaz. Böyle bir anlayış olamaz. Türkiye tam 32 yıldır, 30 yılı aşkın süredir terörle mücadele ediyor. Defalarca söyledim. Terörle mücadele tek başına bir siyasal partinin veya bir iktidarın görevinin olmasının ötesinde toplumun ortak sorunu ve ortak görevidir. Benim teröristim, onun teröristi diye bir ayrım yapamazsınız. Hükümetin, AKP hükümetinin oturup ciddi ve samimi bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Bunu yapmadığı takdirde terörle mücadelede başarılı olamazsınız.